şöyle düşünün ya, siz sokakta yürüyorsunuz. Evet. Bir köpek geldi sizi ısırdı, kızar mısınız ona? Yok. Yani. Bizim huyu mu dersiniz? Evet. Aynı şey. Bu kadar diyorsunuz. Peki. Şimdi bak, ben bunu dedim ya. Hemen millete köpek dedi. Böyle bir şey değil. Herkes huyuna göre, niye kızacaksın? Yani cahil, belli bir görgü almamış bir adamdan ne beklersin? Peki hocam. Değil mi? Şimdi şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bakın. Evet. E bu boşuna mı oluyor? Bu da cahillikten diyorsunuz. Tabii. Tek bir üniversitesi olmayan bir ülke burası ya. Bir tane yok, bir tane. Hani adından bahsettiren anlamında söylüyor. Üniversite gibi üniversite diyorsunuz herhalde. Ya gerçek bir üniversite diyorum. Üniversite adını taşıyan apartman dairesi çok İstanbul'da. Vallahi evet, yani ne zaman konuşsanız son derece net ve farklı bir üslupla konuştuğunuz için herhalde, ama tabii gazeteci olarak benim de meslektaşlarıma buradan bir şeyim olmalı, yani bir eleştirim olmalı. Çünkü söylediğiniz şey, programda söylediğiniz şey de buysa, anlaşma bir anlayışta bir farklılık yoksa gerçekten taban tabana zıt, evet. Çok da can sıkıcı. Lütfen programı dinleyin. Dinleyeceğim, gerçekten dinleyeceğim. Ya değil mi? Dinleyeceğim. Yani... Dinleyeceğim ama tabii herkes aynı şeyi yazınca o programdan dinlemeden yazılmaz diye sevgili düşünerek hareket ediyor. Herkes birbirinin dediğini yazıyor, programı dinleyen yok. Vallahi inanmakta güçlük çekiyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Ya bakın. Ya haber dediğiniz şeyi yazamazsınız hocam. Bir kere dedim ki Türkiye Afganistan'dır. Yani milletin bikini giymesi, Mercedes'e binmesi, bilmem ne, yok efendim rap müziği dinlemesi burayı modern ve medeni bir ülke yapmıyor. Türkiye benim dünyada gördüğüm en ilkel nüfuslardan birine sahip. Yani ben Antarktika hariç her tarafı gördüm. Evet. Ve turist olarak değil, yani çalıştım buralarda. Arazi jeoloğu olarak. Evet. Değil mi? Türkiye benim gördüğüm en üst cehalet düzeyinde en gayri medeni ülkelerden biri. Bunu bir şeye dayandırmanız lazım artık bu kadar söyleyince. Cehalet, başka neye dayandıracaksınız? Bin senedir adam gibi eğitim yok. Ya bir tane bilim adamı çıkarmamış. Bin senedir. Yani Fatih'in meşhur bir kütüphanesi vardır. Bayağı da iyi bir matematikçi. Fatih ölür ölmez dinsiz diye Sultanahmet'te adamı astırmıştır 2. Bayezid. Meşhur Lütfi. E siz bu toplumdan ne bekliyorsunuz? Takiyüddin'in rasathanesini meleklerin bacaklarını seyrediyorlar diye topa tuttuk ya. Değil mi? Evet. Şimdi ne bekliyor? Bakın Atatürk ömrünü verdi bizi bundan kurtarabilmek için. Ömrünü verdi adam. Ondan sonra Hasan Ali bunu devam ettirmeye çalıştı. En sonunda kovuldu. 1946'da. Ondan sonra onun başlattığı tercüme serisi durduruldu. Ansiklopedi serileri durduruldu. Yani inanılır gibi değil ya. 40'lardan bugüne de bir şey değişmedi diyorsunuz ama. 2018'e gelmişiz. Daha kötü oldu. Daha kötü oldu. Bugün belki Wikipedia'nın yasaklanmasında bunu örnek gösterebiliriz. Mesela. İyi ki geldi aklınıza. Mesela. Peki hocam. Değil mi? Yani siz bu memleketten ne bekliyorsunuz? Biz yine de umutlu olmak istiyoruz hocam. Umut giderse ne kalır geriye? Yani bu zaten gitmiş sevgili kardeşim. Uğraşmayalım kendinizi mı hiç? Kendinizi aldatmanın anlamı yok. Uğraşmayalım mı hiç hocam? Vallahi işte Atatürk uğraştı. Ben de uğraşıyorum, ben de buradayım. Yani ama bakın siz bir gazeteci olarak bu sosyal medyada dönen falan şeyleri ciddiye alıyorsunuz. Bakın ben hiç ciddiye almıyorum. Hiç ama. Ama yanlış anlaşıldıysanız düzeltmeniz gerekmez mi? Niye düzelteyim ya? Yani... Adamların zaten çoğunun niyeti kötü. Siz, yani ben bir ekşi sözlüğü hafta sonları okurum gülmek için. Şimdi bir tanesi bundan bir müddet önce diyor ki, bu diyor gençliğinde diyor
serserilik yapmış, babasının parasıyla okumuş. Tayyip Erdoğan üniversiteden iyi adamları kovunca gün bunun gibilere kaldı diyor. Benim hakkımda söylüyor bunu. Kim deseniz bilir mi acaba, bilmiyorum tabii. Nereden bileyim, orada üstü biliyorsunuz. Ekşi Sözlüğe girin bakın. Buna benzer neler var? Hayır, sizin kim olduğunuzu ona sorsak bilir mi acaba diye söyledim. Bilse bunu yazar mı? İşte onu söylemeye çalıştım. Evet, kim onu kim bilse bunu söyledim. Yazar mı kardeşim? Evet. Yani ben... Hocam yine de ümitli olalım bence. Mücadele etmek için veya işte... Şimdi bak arkadaşım, burada ben görevimi yapıyorum. Evet. Yani benim biz de yapmaya çalışıyoruz. Evet. Benim üstüme düşen nedir? Jeoloji profesörlüğüdür. Evet. İşte Fatih'inki gibi güzel programlara çıkıp halka bilim anlatmaya çalışmaktır. İşte Gürkan sağ olsun davet etti. Evet. Değil mi? Ali Hoca ile beraber çıktık. Evet, ben. Evet, Ali Bey benim çok sevdiğim bir insandır. Hı-hı. Onunla beraber çıktık. Güzel. Bak ama bütün o programdan, 2,5 saatlik programdan, bak topluma ne yansıyor? Vallahi haklısınız yani. Değil mi?